ki Türk bayrağımız. Allah başımızdan eksik etmesin. Gördüğünüz çalışma Afrika Kadın. Zaten bu gündemimizde var. Atık kağıtların geri dönüşme çalışmasıyla yaptım. Tabii verdiğim derslerde öğrencilerle birlikte çalıştığım boyası, bütün her şey tasarımı bana ait. Bu şekilde bir çalışma yaptım. Yani kağıdın da işe yaradığını, atık kağıdının da işe yaradığını göstermek istedim. İclal Macit ben. Tatvan doğumluyum. Burada büyüdüm. Kız Meslek Lisesi'ni burada bitirdim. Branşım el sanatları teknolojisi. Çocukluğumdan beri uğraştığım şeylerdi bunlar. Yapardım. Yani değişik şeylere hevesim vardı. Doğayla iç içe olduğum için doğayı hayalimle birleştirip, doğanın bütün malzemelerini hayalimle birleştirip bir şeyler yapmayı düşünürdüm. Hep yapardım da yani. Bu kadar teknoloji tabii ilerlememişti o zaman. Bunlar ilerlerken tabii ki eş dost bunları görünce neden dedi bunları gizliyorsun? Yaptıklarım bayağı böyle büyümüştü. Çocuklarımı büyüttükten sonra bunları tabii yapmaya çalıştım boş zamanlarımda. Eş dost bunu görünce neden bunları gündeme getirmiyorsunuz deyince ben de bunları düşündüm. Tabii ki halk eğitim aklıma geldi. Neden olmasın? Başvurdum. Gerçekten onaylandı. Geçen sefer bir iki ay gibi bir dönemde kurs hocalığı yaptım. Yerim Kültür Merkezi. Halk eğitim bünyesinde kurs hocasıyım, usta öğretici. Branşımda el sanatları olduğu için tabii ki geri dönüşüme daha yatkın. Çok sevdiğim bir dal. Tabii ki geri dönüşüm olduğunu bilmiyordum o zamanlar. Eskileri yenilemek, ta bizim büyüklerden kalan bir şey vardı biliyorsunuz. Ninelerimizden, geçmişimizden, kırk yama gibi. Bunları yaparlarken biz görürdük. Eskiyi yenilerken, yeni bir şeyler yaparlarken, kendi elbiselerini bizlere yaparlarken, niye olmasın? Ben de bunları böyle uzatırdım, bebeklerime yapardım. Böyle böyle tabii zamanla öğrendik. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi geri dönüşüm diye bir fikir atınca ortaya gerçekten bunun bu geri dönüşüm olduğunu anladım. O zaman anladım. Geri dönüşüm buymuş. Çünkü biz eskiden eskileri yenileme derdik. Yani annelerimiz, babalarımız bunları söylerlerdi ve biz bunlarla büyüdük. Bu bilgilerle. Nasıl diyeyim, ben bu kursa katılmamın sebebi bunları geliştirmekti. 5 sene gibi bir kursa katıldım her dalda. Güzelce eğitimimi aldım, belgelerimi aldım. Başarı da gösterdiğimi düşünüyorum. Çünkü buralarda oluşumun da nedeni bu. Başarı her yerde biliyorsunuz lazım olan bir şey. Yavaş yavaş ilerledim, düşünerek. Bunları yaparken hayal gücümü kullanıyorum. Tabii ki malzemelerden yararlanıyorum. Atılacak şeyleri, ne atılır ne kaldırılır, hepsini bir araya toplayarak, mesela kağıtları, metalleri, diğer eşyaları, camları bir araya toplayarak bunlardan ne yapabilirim diye düşündüm. Ve bunları hayal gücümle birleştirerek yapacağım şeyleri kafamda oluşturdum ve bunları tatbik ettim. İlk bir iki defa yaptığımda güzel şeyler çıkınca tabii ki bu bende daha da bir büyüdü yapma isteği. Yaptıkça yaptım, yaptıkça yaptım, baktım büyüdü, oda dolusu şeyler oldu. Yapmakta olduğum kursumu ilerletmek istiyorum. Kursiyerlerimle tabii ki. Kültür merkezinde çok şeyler yapılacağına inanıyorum. Kursiyerlerimi bulduğum an onları davet ediyorum, gelsinler. Genç, bayan, yaşlı fark etmiyor. Geri dönüşümün yani gerçek yüzünü gördüklerinde hevesli yapacaklar. Sıkıntılarını bir tarafa koyacaklar. Burada bir beyin fırtınası olacak. O kadar çok şeyler yaptıklarını gördüklerinde şaşıracaklar. Yani yapılan şeyler sadece kendi hayalleri de olabilir. Tabii ki yine modüle uyarak yapacağız ama hayallerimizi birleştireceğiz. Ama bu ekiple olacak. Ekip güzel olursa hayaller daha güzelleşir. Yani yaptığım şeyler bunlarla kalan şeyler değil. Benim amacım, hedefim bir dükkan açmak veya bir atölye. Bunları yani daha güzel bir şekilde göstermek. Çünkü yerimin müsait olmadığını kendim de biliyorum. Yaptığım şeyler, kendi imkanlarımın içinde yaptığım şeyler. Ama tabii ki çok zorlanıyorum. Zorlandığım için de bazen aletler sığmıyor, bazen yapacağım alan dar. Çünkü vücut dilini de kullanmamız lazım. Yaparken vücudun yorulmaması lazım. Tabii beyin yoruluyor ama vücudun yorulması çok insanı etkiliyor. Bu yer olmayınca mesela güzel bir alan olsa geniş, bunu daha güzel bir şekilde, daha seri yapacağım. Ben buna inanıyorum. Tabii ki elemanlar da olursa. Bu olmazsa tabii hedefim ticarete dönüştürmektir. İstiyorum bunu. Bu niyetim de vardı. Diyorum ya, yaptığım şeyler gerçekten beğeniliyor.
alıyorum da teklifler, istiyorlar yani yapım falan diyorlar bize. Ben sergilemeyi istedim. Her şeyden önce bir sergi istiyorum. Bunları sergiledikten sonra yetiştireceğim kursiyerler ve gerçekten bunları ticarete dönüştürmek. İstediğim budur. Bakın apartmanı atmışlar. Reklam amaçlı bunlar. Her yerde bulunuyor broşürler. Şu. Tabii ölçme falan bunlar da oluyor. Bakın. Buna bakıyorum. Bunun ebatı bu kadar. Ne olabilir bu? Evet. Şunları kesiyoruz. Kağıttan geri dönüşüm. Şu bebekleri yaptığım şeyler bu şekilde yaptıklarımdır. Şu şekilde yazılı olan tarafı dışa görünmeme kaydıyla paralel bir şekilde şöyle koyun. Bunu düşünün tahtadan veya demirden bir şiş. Şunu şu şekilde yuvarlıyoruz. Tabii ki bundan nasıl başarılı olacağımı bilemiyorum bu malzemeyle. Bakın bunu yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız. Bakın şöyle. Hepsi bir boy olması için. Çok basit olan bir yuvarlama. Tabii ki kağıttan yapılan işlemler daha sadece bu basit olan bir şey ilk öğrenenler için. Bakın mesela bunu yapıştırdık. Bu böyle büyüyor. Bunların sayısı gitgide büyüyor. Bir kare haline getirse bir kutu yapabiliyoruz. Bu zaten kağıttan yapmış olduğum bir çalışma. Kapı süsü yapmayı düşünüyorum bunu. Tabii daha da büyüteceğim. Bunları Diyarbakır'dan toplamıştım ki burada böyle yok. Bazen Antalya'dan da topluyorum, getiriyorum. Ne oluyor ya? Şimdi bu biraz şu olsun yapışsın ha. Bakın şöyle bir şey. Yani şuna bir kulp da yaptıktan sonra tabii bunun büyüğünü düşünün. Şunları daha değişik değil mi? Kapı süsü.